Kenarortay teoremi üzerinden yapacağız işlemimizi. İki tane gruba ayırıyorum uzunlukları. Birisi kenarlar. 2 ve x yan kenarlar. Diğeri kenarortayımız. Kenarortayımız. Bir de taban uzunluğu. Bu şekilde. Şimdi şöyle yapabiliriz. Öncelikle yan kenarları yazabiliriz. Mesela x'in karesi artı 2'nin karesi. X'in karesi artı 2'nin karesi eşittir. Kenarortayımızın karesinin, kenarortayın karesinin 2 katı. Şurası kenarortayımız 3. 2 çarpı 3'ün karesi. Artı taban uzunluğunun karesinin yarısı. Şunun karesinin yarısı. Tabii bunun tamamı 2 kök 11. Bunlar kök 11, kök 11. 2 kök 11. Bunun karesinin yarısını alacağız. Şu şekilde. Şimdi x kare bu şekilde ifade edebiliriz. Bu şekilde de. Yani yan kenarların karelerinin toplamı eşittir. Kenarortayın karesinin 2 katı artı taban uzunluğunun karesinin yarısı. Böyle de ifade edebiliriz. Tabii başka türlü de yazmak mümkün. Yani kenarortayı yalnız bırakarak da yapmak mümkün. 2'nin karesi 4 eşittir. 3'ün karesi 9 çarpı 2 18 artı 2'nin karesi 4 çarpı kök 11'in karesi 11 bölü 2. Şuradan 2'ye bölüyorum. 1, 2'ye bölüyorum. 2. Şimdi 4'ü de karşı tarafa atarız. X'in karesi eşittir. Şurası 18. Buradan 4 yolladık. Eksi 4. 2 çarpı 11'den. 22. Buradan x'in karesi eşittir. 18 ile 22'yi topluyorum. 44 çıkarıyorum. 36. X kare 36 ise x eşittir 6 olur.